Artık Türkiye'de hiçbir avukatın bir an bile yalnız kalmayacağının garantisini veren, hiçbir yurttaşın haksızlığa uğradığında Türkiye Barolar Birliği yanımda olmadı demeyeceği bir Türkiye Barolar Birliği'ni az önce belirttiğim anlayışla, bugüne kadar beraber yol yürüdüğüm yönetim kurulu üyesi meslektaşlarım başta olmak üzere genel kurul iradesini ortaya koyan delegelerimizle ve 150 bin avukatla örgütleyeceğimizin huzurlarınızda sözünü veriyorum. Tüm meslektaşlarıma, yol arkadaşlarıma, dostlarımıza, destekleyen, desteklemeyen tüm meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hafta sonu gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu son yıllarda zannediyorum en yüksek katılımın olduğu, hatta bunun sandığa da yansıdığı bir genel kuruldu. Özellikle hepinizin takip ettiği, tabii 15 Temmuz süreci başlangıç olmak kaydıyla son 3 yıldır yargı yılı açılışı ile birlikte başlayan çoklu baro ile ilgili mücadele döneminde devam ede gelen Metin Feyzoğlu'nun bugün bu ülkede tüm haksızlıkların ve hukuksuzlukların müsebbibi olan otoriteyle avukatları bu otoriteye konsolide etme çabasının bir sonucudur bu. Metin Feyzoğlu Türkiye Barolar Birliği'nin genetiğiyle oynadı. Geleneklerini rafa kaldırmaya çalıştı. Aslında Türkiye Barolar Birliği'nin kuruluş amacı avukatlık kanunu apaçık ortadayken bu görev ve sorumluluklarını bir kenara bırakarak bugünkü otoriteyle işbirliği yapıp avukatları onun buyruğu altına sokmaya çalıştı. Ve bunu yaparken de çok tehlikeli bir yol denedi. Devletle siyasi iktidarı özdeşleştirerek kendisine muhalif olanları siyasi iktidar yanında durmak suretiyle sanki siyasi iktidara ve devlete muhalif kişilermiş olarak göstermekte ısrar etti. Metin Feyzoğlu barolar arasındaki fikir ayrılıklarını büyüterek onların ayrışmasına, birbirinden uzaklaşmasına sebebiyet verdi. İşte külliye döneminde külliyeye giden gitmeyen baro, çoklu baro döneminde biliyorsunuz gözaltına alındığımız 22 Haziran sürecinde bizim randevumuz varken Anıtkabir'de bir kısım baro başkanlarımızı, arkadaşlarınızla yürüyüşe katılmayan baro başkanlarımızı arkadaşlarınızla gelecek diyerek Anıtkabir'e götürdü ve bizim coplandığımız ki bazı baro başkanlarımız, özellikle Antep Barosu başkanımız bu medyaya da yansıdı. İşkenceye tabi tutulurken, fena muameleye tabi tutulurken o orada bir grup baro başkanıyla atanın huzurunda çelenk koydu. Bu anlamda bu sonuç Türkiye'de bulunan bütün avukatlar için, hatta aldığımız tepkiler nazar itibarı alınırsa Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımız için bir umut oldu. Temel hak ve özgürlükler anlamında çok ciddi sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Tabii Türkiye Barolar Birliği seçimleri vatandaşlar nazarında büyük bir heyecan yarattı, umut yarattı. Tabii Türkiye Barolar Birliği yönetim anlayışının değişmesi, ülkenin şimdi içinde bulunduğu siyasi iklimi değiştirir mi? Kısa vadede değiştirmeyebilir ama değiştirilebileceğine dair bir umut yarattı. Meslektaşı yerlerde sürüklendiği zaman, müvekkilleriyle özdeşleştirip tutuklandığı zaman kafasını kuma gömen değil, meslektaşının yanı başında yer alan, haksızlığa, hukuksuzluğa en üst perdeden karşı çıkan bir Türkiye Barolar Birliği göreceksiniz. Ve tabii doğan bu sonuç da aslında demokrasi ve özgürlük mücadelesinin siyasi görüşleri farklı farklı olsa, kökenleri farklı farklı da olsa, demokrasi ve özgürlük mücadelesini isteyenlerin başarılı olabileceğini gösterdi. Ve o da toplumda bir umut yarattı. Sanırım bütün toplumun Barolar Birliği seçimlerine ilgi duymasının sebebi buydu. Çünkü geçmiş dönemlerde de biz Barolar Birliği seçimleri yaptık. Kimse Barolar Birliği Başkanı kimdir, kim seçilmiştir konusunu bilmezdi. Biz tabii Barolar Birliği seçiminde hiçbir zaman şöyle söylemedik. Yani bu seçim sürecinde işte bu Millet İttifakı, Cumhur İttifakı yarışı gibi adlandırılmak istense de biz bunun böyle olmadığını söyledik. Yani gerçekten de aslında pratikte böyle olmadı. Yani ne Millet İttifakı bileşenleriyle karşı Cumhur İttifakı bileşenleri gibi bir şey yapmadık. Biz meslek örgütümüz, hukuk devleti, savunmanın gücü ve bağımsızlığı üzerinden bir birliktelik kurduk. Ama 2023 seçimleri yönünden bu Barolar Birliği seçiminin anlamı nedir?
Demokrasi ve özgürlükleri talep edenlerin ya da tersinden bakacak olursak Türkiye'deki mevcut rejim bu toplumu nereye götürdüğünü gören ve buna karşı olanların aslında birleşerek bu rejime karşı demokratik dönüşümü sağlayabileceğinin bir göstergesi oldu. Böyle bakacak olursak evet 2023 seçimleri öncesinde Türkiye Barolar Birliği seçimleri 2023'te de nasıl bir yaklaşımla demokrasi ve özgürlük mücadelesinin belli bir ölçüde başarıya ulaşabileceğini veya bu rejime karşı başarıya ulaşabileceğini göstermiş oldu. Bugün bu ülkede avukatlar görevlerini yapamaz haldeler. Bunun genel anlamda savunma hakkının işte örselenmesi, vazifelerinin görev alanının daraltılması, bu görev alanının daraltılmaları ya da saldırılarda Türkiye Barolar Birliği'nin olması gereken refleksi göstermeyişi duruşma salonlarına yansıdı. Hacizlerdeki avukatlara yapılan davranış tiplerini belirledi. Bir kere plansız bir şekilde açılan hukuk fakülteleri, avukatların görev alanları daraltıldı ve bunun bir uzantısı da ekonomik anlamda bugün bu ülkede avukatlar büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bugün avukatlar emekli oldukları zaman açlık seviyesi düzeyinde emekli maaşı alınıyor. Pandemi döneminde çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Tabii salt avukatlar değil, bu ülkedeki emek dünyasının aslında başlıca problemi. Biz kendimizle alakalı özlük haklarımızın, sosyal haklarımızın, ekonomik haklarımızın iyileştirilmesi talebimizle birlikte bu ülkede emek yoğun çalışan herkesin insanlık onuruna yakışır vaziyette hayatlarını idame ettirmesi için gerekli olan ekonomik ve sosyal altyapıya sahip olması gereğini her defasında söyledik. Çok yakın zamanda biliyorsunuz bir meslektaşımız haciz sırasında katledildi. Avukatların ekonomik problemleri, plansızca açılan hukuk fakülteleri ile ilgili sürekli olarak kolay edinilen bir meslek olması sebebiyle itibar kaybı ile ilgili gerekli önlemleri, çalışmaları yapacağına inanıyoruz. Ve bu anlamda biz de Türkiye Barolar Birliği yapısı içerisinde üzerimize düşen her türlü vazifeyi yapacağız ve bu sorunlara çözüm bulacağız.